biber sandalımız hazır. Domates soslu, sarımsaklı, patlıcanlı, biberli, patatesli. Güzel bir lezzet sunumu da çok hoş. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi önce kıymamızı kavuracağız. Lezzetimiz ne aşkım? Kıymalı söğürme. Urfa usulü patlıcanlı söğürme. Şimdi bu patlıcanı nasıl hazırladın? Patlıcanı, 12-13 tane patlıcanı fırında közledik, ezdik. Ezdik, o kadar. Evet. Başka bir şey yok. Malzemelerin evet. Neler? Yarım kilo köftelik kıymam var. 12-13 tane közlenmiş patlıcanım var. 3 diş sarımsak, biraz da sıvı yağım var. Üstünü süslemek için de maydanozumuz var. O kadar. Pratik. Bu kadar, evet. Pratik. Önce kıymamızı kavuruyoruz. Buraya soğan mı koyacağız? Oraya patlıcanımı koyacağım. Evet. Bu soğan, bulgur zaten herhalde dolmanın malzemeleri. Onlar dolmanın malzemeleri, evet. Bu şekilde kavuracağız. Önce tepsiye patlıcanımızı koyacağız. Ondan sonra kavrulmuş kıymayı üzerine tam üstünü kapatacak şekilde koyacağız. Kıyma ne kıyması? Kuzu mu, dana mı? Bununla bu olmaz. Köftelik kıyma, şey, dana kıyma. Dana kıyma. Hı hı. Tek çekim mi? Tek çekim. Şimdi bunu hiç eze yağ eze koymadan eze kavuracağız. O kavrulduktan sonra biraz tereyağı koyacağım tabii ben lezzetlendirmek için. Değil baharatlandıracağım. Mi? Üzerini de bol maydanozla süsleyeceğiz. Oo, çok güzel lezzet. Evet. Ortada garnitür efendim, etin garnitür. Yanında. Bu da bizim alinaziyemiz. Aynen öyle. Hı hı. Beyler yemek yemeyi seviyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki yapar mısınız? Çok belli oluyor. İyi yumurta kırarım. O kadar. Yani eşim şey diyor bana, yani diyor ki aslında istesen yaparsın. Ona da buradan sevgiler gönderiyorum eşime. Şunu söylüyor yani, beceriklisin ama yapmak istemiyorsun diyor. Ya yemeği seviyoruz biz daha çok değil mi Kemal yani? Ya bu şey gibi ya, futbol oynamayı sevmem ama izlemeyi severim der gibi bir şey bu. Ya biz gerçekten hani ama bugüne kadar... Ama perizdeyiz, şu an perizdeyiz. Ama şu an inanılmaz bir yetteyiz çünkü gittiğimiz organizasyondaki illerde sağ olsun her ilin hani... Güzel malum, işte Urfa hanımefendi dediği gibi hani her yörenin süper yemekleri var. Yani abi bu tatlı güzel, bunu götür. Abi bu yemezsen bu... hatır koyarlar, gelin koyarlar. Ya bir de ucundan almanız gerekiyor. Bir de varsa falan. Biz bazen önünü alamadık hani böyle. Baktık olacak gibi değil artık dedik. Nerelisiniz? Aslen Kırşehir, Kamanlıyız. Ha, söylemiştiniz doğru. Ankara'da ikamet ediyoruz. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dileriz diye böyle bir laf var. Ankara'dan atladınız geldiniz öyle evet. Mi? Ezgi Hanım, ama sizde çok mistik bir... Ezgi Hanım deyince yani. Biz helikopterle gelesimiz geldi yani. Süper. Safranbolu evlerine bayılıyorum yani. Gittiniz gitmez mi? Gitmez tabii ki. Ayıp olurdu yani şu muhabbetin üstüne. Şimdi, hadi buradan çıkıp şimdi bir şey yapalım böyle oraya bir... Gidemedim yazdan beri inşallah. İnşallah. Yazın ama, gideceğiz. Amasra'ya da gittik. Bartın. Amasra. Çok güzel. Bizim balığımız, salatamız. Allah, evet, var da rahmetli Barış Akarsu'yu da buradan rahmet anıyorum. Aynen çok sevdiğim, yansın. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir şarkıcımızdı, sanatçımızdı. Sanatçımızdı. Yani. Ama her şey çok güzel. Ama güzel evlerinize var ya Safranbolu, ben bayıldım ya. Evlerimize değil mi? Öf. Çok ya orada yaşanır ya. Sizi orada rehber mi gezdirdi? Çok önemlidir. Bak Safranbolu'ya gidersiniz, rehber hikayeleriyle anlata anlata. O zaman o tarihin dokusunu daha iyi hissedebiliyorsunuz. Ya benim bir o... Biz ben biraz ya, amatör bir gezi. Ya bir amatör gezi oldu ama hani zaman da kısıtlıydı aslında. Ama yani gördüklerim beni bu kadar mutlu ettiyse... Evet. Değil yani mi? Göremediklerim. Yeşil ve mavinin çünkü buluştuğu. Evleri diyorsunuz ya mesela, o pencereleri, şekilleri, o tokmakların, kapıdaki o tokmakların şekillerine göre hikayeleri, sünnetlik bir çocuk abi. Var, genç bir kızımız var, istemeye gelebilirsiniz ya da kızım evlendi gibi birçok anlam içeren objeler vardır mesela. Aman Allah'ım. Tabii. Bir şey ekleyebilir miyim? Hepsinin hikayesi var. Buyurun. Yani çocukluğumuz tabii yurt dışında geçti. Almanya'da doğduk, büyüdük ama yaz tatillerine Türkiye'ye geldiğimizde işte rahmetli annemiz ve babamız bizi memleketimize götürürdü. O sobanın üzerindeki o kestane, o portakal kabukları, ya. Güğümler, yer yatağı, böyle üşüyerek yatıyorsunuz. Soba sönünce bir tarafını sıcak, bir tarafını soğuk. Ya bayılırdım yani. Çok hani keyifli. Şimdi kombi elinizi uzatıyorsunuz. Aman. Peki. Ya pek rahatlık. Bir şey ifade etmiyor. Rahatlık güzel. Rahatlık güzel ama yani. Keyfi tabii ki çok daha bambaşka. Yani. Nuray'cığımın yanına gideyim hayatım. Gel ne canım. Yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün mutluluk günüymüş. Aynen öyle. En güzel egzersiz. Gülseyelim. Aynen. Süpersin. Ne güzel hazırlamışsın. Biberlerimi önceden közledim. Evet. Kabuklarını soydum. Sonra içlerini şöyle açıp içlerine şakşuka dolduracağım. Soyacaksın kabuklarını, soymamışsın. Şeyleri soyacağız. Ha, soyacağız. Daha soyacağız. Soydum deyince. Soyacağız daha. Ondan sonra önce patates ve patlıcanlarımı kızartacağım. Hangi lezzeti yapıyoruz? Biber sandalımızı. Biber sandalı. Neler kullanacaksın? Tek tek sayar mısın önce? İki tane patates, iki tane patlıcan. Yani dilediğiniz kadar biber. İki tane domates sos rendemiz var. İki üç diş sarımsak. Güzel. Önce patlıcanlarımız. Kolay. Patatesi. Kızartacağız, içini dolduracağız öyle midir? Evet.
Biz patatesler kızartırken sövmemizi de yapabiliriz istersen. Patlıcan sövmesi. Hı hı. Olur. Sövmemiz için de 6-7 adet patlıcanımız var. Fırında közledik biz onu. Aslında mangalda közlerlerse o mangalın kömür kokusu siniyor, daha güzel oluyor. Ama biz bugün fırında közledik. Fırında közledik. Hı-hı. Onu sonra da yapabiliriz hayatım. Hiç kafalar karışmasın. Tamam. İlk önce bunu yapalım. Tamam. Zaten zamanımız da var. Tamam. Bu biber sandal, bir de patlıcan sövürme zaten çok pratik, çok kolay lezzetler. Hı-hı. Değil mi? Aynen, akılda kalacak malzemelerle. Evet, evet, evet. Patlıcanlar, biberler, patatesler, sarımsak ve domates sosuyla hazırlayabileceğimiz ve sunumu böyle çiçek bahçesi gibi. Çok hoş. Evet. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. O arada kızartalım. Bol kızgın yağın içerisine attık. Evet, onları kızartacağım. Daha sonra domatesle soslayacağım onları. İçlerini dolduracağım. Harikasın. Domates sosunu burada mı yapacaksın? Burada yapacağım. Yağla biraz pişireceksin. Evet. Ondan sonra sarımsak. Tavayı da ısıtmışsın zaten. Tavayı ısıttım. Döküm olunca. Evet. Bir taraftan kızartma işlemlerimiz devam etsin. Bir taraftan domates sosumuz hazırlansın. Zaten biberler közlenmiş, patlıcanlar da kızartılacak. Zaten ilk kızartma işleminde böyle patlıcanlar, biberler kızartılır, patlıcan en sona bırakılır. Evet, yağ kararmasın diye. Evet, aynen öyledir. Evet. Bir de çok yağ çeker mantığıyla. Evet. Ama bunu buzlu, soğuk suyun içerisinde bekletirseniz ve iyice kuruladıktan sonra bol kızgın yağın içerisine atarsanız patlıcanlarınız daha az yağ emecektir. Öyle bir inceliği de vardır, onu da söylemek isterim. Sana kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.